Dostlar, bütün izleyenlere selam olsun. Bugün sizlere Ember Tetra hakkında bilgiler vereceğim. Gerçekten güzel bir balık. Bu balığın her şeyine değinerek bilgi ve tecrübelerimi size aktarmaya çalışacağım. Elimden geldiğince. Yani size iddia ediyorum. Bu videoyu güzel bir şekilde öğrenirseniz başka hiçbir video izlemeden bu balığı alıp beslemeye başlayabilirsiniz. Ama çok güzel öğrenmeniz gerekiyor bu bilgileri. Ki ben de sizin anlayabilmeniz için anlaşılır yaptım. Her videoda yaptığım gibi başlıklara ayırdım. Küçük bir ön bilgiyle başlayacağız. Beslenmeyle devam edeceğiz. Akvaryum şartlarını işleyeceğiz. Hastalıklarını anlatacağım. Üretimi ne? Fiyatlarını bile bu videoda değineceğim. En sonunda hangi balıklarla yaşadığını söyledikten sonra videoyu bitireceğim. Bu başlıkları pür dikkat dinliyorsunuz. Bu soruların cevabını bu videoda alacaksınız. Güzelce dinleyin. Bu balığında zaten YouTube'da olsun, internette olsun çok bir bilgi yok. Ama çok besleyeni var, çok seveni var. Bu balık akvaristler tarafından özellikle bitkili tanklarda gerçekten güzel görünen, çok güzel görünen, tutulan bir balık. Bu yüzden iyi dinleyin. Eğer beslemek istiyorsanız bu balığın her şeyini öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden pür dikkat dinleyin. Videoya başlamadan önce abone olup like atarsanız çok seviniriz. Yani desteklerinizi bekliyoruz. Abone olarak, like atarak sonuçta bir hobi işi yapıyoruz ve ülkemizde bunu yapan çok az kişi var. Başlamamız gerekirse ilk öncelikle çok barışçıl bir balık olduğunu söylemeliyim. Bakımı kolaydır, öyle çok bir zorluk yoktur. Brezilya kökenli bir balık. Pek tür ve renk çeşitliliği yok bunu da. Söyleyelim. Gerçekten biraz o konuda küçük, zayıf kalmış bir balık. Bir tetra türüdür. Aynı zamanda tropik grubuna da girer. Bakın dediğim gibi kolaydır. Doğada protein ağırlıklı beslenir ama ne verseniz yer hep çildir. Brezilya kökenli, çok da güzel, barışçıl bir balıktır. Diğer tetra türlerinden çok çok daha barışçıldır. Onu söyleyeyim, yani bir transgenetik falan yarı agresif olur. Ama Ember Tetra gerçekten çok barışçıl bir balıktır. Bu da onun iyi bir özelliği. Bitkili tanklarda da beslenmesinin büyük özelliklerinden biri de bu. Zaten bu yüzden de çoğu bitkili tankta ondan da bulabiliyorsunuz. Bitkili tanklara gerçekten çok güzel uyum sağlıyorlar. Ki doğasında da bitkili bir şekilde geliyor. Bitkili bir yer. Dediğim gibi renk çeşitliliği yoktur. Olanlar da bu şekilde işte desenler vermişim. Renk bile değil, desen bu. Turuncu ve mavi çizgileri var. Ama normalde rengi Ember Tetra'nın orijinal rengi bu şekilde. Her yeri turuncumsu, saydam turuncu, açık turuncu olarak diyebiliriz buna. Beslenmesine geçecek olursak pul yem verebilirsiniz. Afiyetle yiyeceklerdir. Ki pul yemi ben tavsiye ederim. Bütün tropik balıklarda tavsiye ederim. Çünkü suda erimesi büyük bir avantaj. Yine ben de tropikal yem kullanıyorum. Ben de bu yemden kullanıyorum yani. Bu yemi de verebilirsiniz. Bunu da balıklarınız yiyecektir. Bu da toz halinde oluyor. Bundan da verebilirsiniz. Ama tabii ki bak, insanlar bunu çok küçük görüyor. Canlı yemin ihmal edilmemesi gerektiğini. Bazı insanlar hafife alıyor canlı yemi. Ama rengi, formu, çabuk boylandırması için yem arıyorsunuz. Bu ömrünü uzatıyor balığın. Artemya, yani eşittir ilaç koymuşum. Oraya yazmışım. İlaç gibidir gerçekten canlı yem. İsterseniz akvaryum şartlarına geçelim. Evet, akvaryum şartları ile isterseniz devam edelim. Akvaryum şartları olarak su ısısını 22-30 derece arası seviyorlar. pH derecesine çok önem vermezler ama 7-5 bu civarda olursa ideal olur. Söylediğim gibi bitkili tankların vazgeçilmezidir. Yani küçük hacimli bitkili tanklar kuruyorsunuz. İşte nano tank falan kuruyoruz. Bunların içinde kurabilirsiniz ve 30 litreye kadar yaşayabiliyor, daha da küçük olmaması şartıyla. Dekorasyona gerçekten çok önem veriyorlar. Yani böyle sık bitki istiyorlar. Böyle hani orman biyomu mu diyoruz biz ona, teması. O orman temasında gerçekten çok güzel hayatta kalabilen canlılar gerçekten güzel bitkili tanklara uyum sağlarlar. Uyum sağlarlar yani. O yüzden de güzel canlılar her bitkili tankta olabilirler. Peki su
su değerlerini değiştirirler mi? Yani çabuk kirletirler mi suyu diye sorarsanız yo, bayağı düzenli dışkıları ve hafif dışkıları olan bir şeydir. Yani öyle suya çok fazla amonyak nitrat derecesiyle oynamazlar. Ama tabii her balıkta olduğu gibi düzenli dip çekim temizliği yapılmazsa akvaryumu amonyak patlatabilirler. Bir yanlış anlaşılmayı daha düzelteyim. Bu balıkların barışçıl olmaları bütün balıklarla yaşayabilecekleri anlamına gelmez. Büyük bir, evet, büyük bir yaşam grupları var. Balıklarla uyum grupları var ama fazla aşırıya kaçılırsa bu sefer de ölümler, kavgalar başlayabilir. Ember tetranın özellikle kuyruk yeme sorunu var. Yani diğer balıkların kuyruklarını yeme sorunu var. Bu yüzden biraz sorun olabilir. Ama genel itibariyle sürü halinde bakıldığında, uygun balıklarla bakıldığında barışçıl grubuna girer. Hastalıklarıyla devam edelim isterseniz. Hastalıkları genellikle stres ağırlıklı olmuyor. Çünkü gerçekten bunu alanlarda gözlemliyorum. Güzel yerlerde baktığınız için strese çabuk strese girmiyorlar. Ama stresten dolayı oluşan hastalıkları da saymamız gerekirse beyaz benek oluşuyor. Stresten olursa kuyruk kısması falan oluşabiliyor. Ama genellikle akvaryum şartlarından oluşan hastalıklar mevcut bu balıkta. İşte mesela kabızlık gibi, hava kesesi şişmesi gibi, siyah benekine, mantar, bunlar hep akvaryum şartlarından dolayı oluşan hastalıklar. Yine kuyruk kısması da aynı şekilde. Hepsinin tedavisini ayrı ayrı anlattığım başka bir video çekeceğim. Bu da ama burada yine de bir kabasından geçebilirim. Mesela kabızlık için haşlanmış bezelye öneriyorum. Hava kesesi şişmesi için ayırıp bol oksijenli bir yere koyun balığı. Beyaz benek için karantina akvaryumunda metil mavisi tuz banyosu. Siyah benek için akvaryum şartlarını düzenleyin. Mantarın tedavisini anlattığım bir video çekmiştim. Linkini şuraya bırakırım. Kuyruk kısmısı da yine tuzla beraber iyileştirebilirsiniz. Hastalıklarını da bitirdiğimize göre isterseniz üretim aşamasına geçelim. Üretimi nasıl olmalı? Bunun hakkında bir bilgi verelim. Üretimi pek kolay değildir. İlk önce bunu kabul etmeliyiz. Çok az kişi üretiyor zaten Türkiye'de de. Öyle çok kişi yok. Üretiminde her canlıda olduğu gibi dişi erkek ayrımını yapmakla başlayalım. Erkekleri biraz daha ince uzun yapıda olurlar. Ve daha da canlı renkleri oluyor. Biraz da hareketli oluyorlar dişilerden. Dişileri ise biraz tombul yapıda oluyorlar. Böyle göbek tarafına daha da yapılı oluyor. Daha soluk renkleri oluyor ve daha da ağır başlı oluyor dişileri. Biraz daha yavaş hareket ediyor yani. Buradan bakarak dişi erkek ayrımını yapabiliriz. Üretiminde yumurta döküyorlar ve yumurtalar 3 gün içerisinde çatlayıp kendi başına yüzecek hale gelemiyorlar. Yani 3 gün içinde çatlıyorlar ve cama yapışık bir vaziyette oluyorlar. Yumurta sarısıyla besleyebilirsiniz birkaç hafta. Ondan sonra artemiye geçersiniz. Yüzmeye başlıyorlar direkt. Bu şekilde üretimi mevcut. Köklere falan diziyorlar yumurtalarını. Geniş yapraklı bitkilere falan diziyorlar. Biraz fiyatlarından bahsetmek gerekirse 5, 7, 10 lira arasına geçiyor. 5 liraya bulmak çok zor bu balıkları. 7, 7,5, 10 lira arasında gidip gelen bir balık. Yani fiyatları pek ucuz değil, onu da söyleyeyim. Hangi balıklarla yaşar konusuna geldiğimizde çok barışçıl olduğunu söylemiştim. Sürü halinde bakıldığı sürece Lipstes, Moli, Plati gibi canlı oranlarla, bütün tetra türleriyle, vatoz çöpçü gibi dip balıklarıyla, elmas salyangozu gibi omurgasız balıklar vardır bunlarla. Kribensis, Ramilezi ve barışçıl Amerikan çikletlerle, kerevit, karides ve kabuklularla da birlikte yaşar. Dostlar, bugün sizlere ember tetra hakkında bilgiler verdim. Umarım güzel anlaşılmıştır bilgilerim. Bu bilgileri güzel öğrenin ve balığınıza saygıyla bakın. Kanalımıza abone olup like atarsanız çok seviniriz. Sonuçta yani akvaryum hobisiyle uğraşan Türkiye'de insanların çoğu dikkate alınmıyor. Bu hobi ülkemizde çok dikkate alınmıyor. Bu yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Hayvanlar konusunda saygılı olun. Hayvanlara saygılı olun. Kanalımıza abone olun. Hoşça kalın.